Olak'sız'da hoş geldiniz. Bugün konuğum Mert Çayım. Mert hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Eee yeni seneye aslında adım attık. Eee ikinci söyleşim sensin diye tahmin ediyorum. Öbürlü Güneş'ti galiba. Umarım yeni seneye güzel girmesin. Her şey yolunda önce baş, onu da başlayalım. Yani yolunda keyifli geçiyor. Ee, tabii işte korona biraz tadımızı kaçırdı ama e, şu anda bir yaramazlık yok. Gayet iyi gidiyor her şey. Ee, aslında biz Olak Ses'te böyle biraz kaseti hep başa sararak başlıyoruz. O yüzden sene de böyle ta çocukluğa kadar gideceğiz. Mert Carim'in e, yani sanat alanında aslında yaptığım bir sürü güzel şey var. Sırf şarkıcılık değil. Ee, o yüzden ben bu soruyu öyle çevirdim. Herkese şarkıyı, müzikle ne zaman buluştuğunu soruyorum ama sen sanat e, dalına yaklaştığın, işte kendini küçükken hatırladığın bir kare var mı? Yani şarkı mı söyledin, oyunculuk mu yapıyordun artık bilmiyorum. Hani o senin için neydi? Aklına ilk gelen şey ne onunla alakalı? Şöyle, e, aslında e, annemle babam çok yoğun çalıştığı için ben e, çok erken yaşta kreş hayatına başladım. E, i̇ki yaşında e, kreşe yazıldım. Bizimkiler, e, yani babam e, ve annem Böyle eşleri, dostları, arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmeyi çok seven bir güruhlardı. Onlar böyle toplandıkları zaman böyle işte bir bongo, darbuka falan böyle takılır meşk ederlerdi. Ben böyle dar, darbukayı gördüğümde böyle şok geçirmiştim. Yani Allah'ım bu ne falan diye onu çok net hatırlıyorum. Sonra o beraber meşk edilen aile dostlarımızdan bir tanesi bana bir böyle şu kadarcık bir darbuka aldı. Aslında benim için olay oradan sonra koptu yani e, şu an işte 36 yaşındayım evimin her tarafı enstrüman yani enstrümansız yapamıyorum ama kreş zamanında e, dan hatta bu zamana kadar sürekli zaten piyesler e, gösteriler halk oyunları hep böyle bir sahnede olma e, durumu hep bende vardı e, o yüzden Böyle çok başarılı da bir eğitim hayatım aslında olmadı yani hiç tabii sınıfta kalmadım ama e, yani böyle e, takdirler teşekkürler getiren bir öğrenci olmadım bir kötü örneğim aslında bu konuda ama o sırada sürekli yani e, lisede mesela e, bir oratoryo oynadım ortaokulda kendi yazdığımız üç arkadaş e, kendi yazdığımız oyunla e, İstanbul turnesi yaptık bütün ortaokulları dolaştık ilkokulları wow. dolaştık evet evet e, çok. Benim hep eğilimim hep sahnede olmak, tiyatro yapmak, müzik yapmak. İşte o sırada ortaokulda yazdığımız tiyatro oyununu oynarken Türk halk müziği Korosu'nda bongo ve darbuka çalıyordum. O yüzden hep eğilimim bu yöndeydi. Yani hiç aklımda başka bir şey yoktu, başka bir şey yapmak yoktu. Hep sürekli sanatın şey içinde... Şey yok sanat... yani. Hani ben bunları yapıyorum ama bir de dişçi olmak istiyorum hayat inanılmaz bir avukat olmak istiyorum <laughs> doktor olacağım gibi bir hiç öyle bir hayat <laughs> ay, hep yok galiba dişçi yoktu yani hep 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 sanat hep sanat hep sanat vardı yani hiç peki lütfen kessin, buyurun pardon Estağfurullah, estağfurullah buyurun ee, yani seni tabi aslında burada yani bu birazcık da, da aslında Türkiye çok oluyor mudur bilmiyorum yani ben en azından etrafımda çok görmediğim bir şey bu. ailelerin böyle Şimdi için gerçi daha çok herkes piyano kursunda, atçılıkta falan bir sürü yerde çocuklarını yetiştirmeye evet. çalışıyor ama benim yetiştiğim zamanlarda çok böyle şeyler çok az oluyordu yani. Ailenin sana desteğinin de bu alanda yani yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Bu kadar sanatla ilişkiliysen herhalde destek de alıyordun diye tahmin ediyorum. Tabii çok çok destek oldular bana. Sadece bir böyle bir 21-22, pardon özür dilerim 19-20 yaşındayken böyle bir şeyi endişesine düştüler. Ee, bir altın bileziği de olmalı mı Mert'in acaba diye o sırada da beni bana sormadan ee, bahçeşehir üniversitesinde pazarlama iletişimi diye bir bölüme yazdırdılar. Ee, Orada da ee, Bahçeşehir Üniversitesi Müzikal Topluluğu'nda sürekli oyun yaptım yani. <laughs> Çok aslında. Tamam, en azından orada aslında yapmak istediğin şeyi yapmışsın. Evet. Yani seni belli ki hayat oraya götürmüş evet. yani ister istemez. Evet, evet kesinlikle öyle. Yani tabii aslında sen e, bu anlattığın eğitim hayatında sen aslında bunu profesyonel olarak da e, yani aldığım notlarda araştırınca gördüm. Sen tiyatro ve klasik Türk müziği eğitimde almışsın. Yani aslında işin her yanına hani alaylı başlasan da sonra eğitimde alarak devam etmişsin belki yani. Ee, ve grup müziğiyle yaptığını okudum. yanlışistan tabii sen düzelt. Kesinlikle. 2008'e kadar sanki sahnede evet. şarkılar yapıyormuşsun. Evet. Soru aslında şöyle yazmıştım. yani Solo kariyere geçmek hem de yani belki de bayağı da hani kariyerin başları da oluyor diye tahmin ediyorum. Tabii. Ee, nasıl o kararı verdin? Yani bazen o insan o kararı veremeyen veremiyor bir sürü insan vardı şu anda belki yani bir grupla çalan, grupla müzik yapan. Hani o zor bir karar bence. Senin için bu hep içinde var olan bir şey miydi yani bu işi tek başına yapmaya götürmek yoksa koşullar mı seni öyle bir yere getirdi? Biz öğrenciyken kurduk bu grubu. İstanbul'un böyle çeşitli hmm. e, mekanlarında sürekli sahne alıyorduk. O diğer bayağı izelçelik Ercan gibi iki erkek, bir kız olarak e, çalıyorduk. Eee onlar da Mimar Sinan Opera'da okuyorlardı o dönemde. Bizim oradaki aslında hedefimiz bu grubu kurarken biraz hem kendi harçlığımızı çıkarmak, para kazanmak hem de tecrübeyle alakalıydı. Zaten hepimizin aklında aslında solo performanslar yapmak vardı. Hatta çok mutluyum. Hepimiz bir şekilde aslında kariyerimizle ilgili ilerleyebiliyorlar. Evet yani... Kılıç mesela şu anda kendi orkestrası var ve çok güzel işlere imza atıyor. Senem Demircioğlu fazla sayla iklim İklim Tamkan'la beraber sürekli konserler yapıyor, projeler, albümler yapıyorlar. Aslında bir yerde de bizim ayrılmamız o süre zarfı içinde çok hepimiz için hayırlı oldu. Aslında planladığımız bir şeydi. Ee, bir süre beraber çalıştık yaklaşık 2,5 3 yıl kadar. Sonrasında ayrıldık. Bence hepimize de e, iyi oldu. Hepimiz için iyi oldu hepimiz Birbiriniz aslında. Bu güzel bir tecrübe evet, olmuş. Oradan evet. hikayene böyle oldu bilmiyormuş. Bilmiyordum. Sevindim. Keşke yani birçok kişi böyle bu tecrübeyi yaşasa ya bu işi. Evet. Keşke. Evet. <laughs> yani aslında tabii şimdi Yollar GTR Müziğe geliyor ki GTR Müziği ben de çok seviyorum. Yani bir gün diyorum kariyer hayatında bir şeyler değişecek olsa onlarla bir şey yapmak çok istedim. Hep bunu söylüyorum. <laughs> teşekkür <istedim>. ederim. <laughs> Gökhan'a. <laughs> teşekkür. Ee, senin tabii Anka ile burada yolların kesiştiği yer e, Dizi Müziği üstünden galiba e, sen GTR Müzik'le iş yapmaya başlıyorsun sanırsam değil mi? Doğru mu biliyorum. Şimdi e, şöyle biz e, aslında GTR Müziğin kurulduğu gün de oradaydım ben. Ee, çok eski arkadaşım Gökhan da, Sinem de benim. Biz e, Gökhan'ın başka şirketle çalışırken biz kendi aramızda sürekli Gökhan bir şirket kursa ve biz e, bütün işlerimizi orada yapsak diye hep böyle bir aklımızda şey vardı. Hikaye vardı. Gökhan da bunu çok istiyordu kendi müziğini özgürleştirmek adına. Hı hı. E, bu kararı verdikten sonra şirketi kurduk. Şirketin ilk işi bizim e, inadına aşık oldu. Dizi müziklerini yaptığımız, okay. e, Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı iş oldu. E, ben GTR müzik ailesinin bir ferdi olmaktan çok mutluyum. Yani şöyle oluyor bence, işi ehli yapmıyor. Bence bütün problem burada çıkıyor. E, benim yapımcım, patronum Gökhan Türkmen, yani dostluğum, kardeşliğim çok ayrı. Tek gitar müzik yaparak bir yerlere gelmiş e, biri ve müziği e, dolayısıyla ve sahneyi çok iyi bilen ve çok e, bu işin gerçekten e, alın teriyle yapılması gerektiğini e, ispatlayan bir adamdır Gökhan. O yüzden böyle bir yapımcının şirketinde olmak benim için çok büyük şans ve çok e, kıymetli bir şey. E, bence müzik piyasasını müzisyenlerin yönetmesi gerekiyor. Evet aslında her şeyi daha çok birebir birinci elden yaşayan bir insan olduğu için hele ki o işin patronu da olup bunu da döndürmeyi başarıyorsa çok evet. zor bir iş bence. Evet. Ee, doğru bir şey yaptı çok açık. O yüzden e, yani doğru bir karar ben tahmin ediyorum. Bana düşmez bu demek Estağfurullah. ama daha çok devam eder. İnşallah. Bütün ee, hayalimiz o yönde. E, tabii aslında yani biraz burada azıcık bu kısma ara verip oyunculuk kısmını da merak ediyorum. Çünkü ben şimdiye kadar konuştuğum işte böyle yani yüzden fazla belki insan olmuştur ama yani oyunculukla ilgili çok Kişiye denk gelmedim sanırsam. Senin aslında bir diğer bileziğinde oyunculuk tabii ki de. Onun hissettiği şey bilmiyorum. Yani mesela şarkıda, sanatçı şarkıyı söylerken işte o ruh haline giriyor, o 3-4 dakika onu kendini orada buluyor falan. Ama oyunculuk işte oyun belki 45 dakika, bir saat, film neyse dizi çok uzun süren bir evet. e, bence performans. Ve evet. o anda olmak da zor bir şey. Onun verdiği tatmin sanki böyle şarkıcılıktan böyle birkaç kat fazla mı bilmiyorum onu kafamda oturtamadım. O yüzden sen onunla ilgili düşündüğün, hissettiğini... ...senin tecrübenden dinleyelim istiyorum. Yani oyunculuk benim için... ...aslında normal hayatın içinde... ...yapamadığım şeyleri özgürce... ...yaptığım bir alan. Yani... ...mesela... ...ben bir müzisyen olarak... ...Taksim Meydanı'nda... ...bir palyaço kostümü giyip... ...dolaşamam ama bir oyuncu olarak... ...dolaşabilirim. O yüzden... ...benim için aslında biraz... Ee, delilik yaptığım bir alan oyunculuk ee, çok o yüzden çok derin bir sevda duyuyorum oyunculuğa karşı çok e, severek yaptığım bir meslek sanatın her dalında olduğu gibi oyunculuk da çok meşakkatli bir yol ee, hazı evet e, yani özellikle tiyatro oyununda e, mesela seyirciliği olduğunda reaksiyonu hemen alıyorsunuz. Aslında müzisyenlerin konser performansı gibi hikaye. Ama televizyon ve dizide, sinema filmlerinde biraz daha late back gelen bir, geç gelen bir şey var, reaksiyon var. Valla ben ikisini aslında çok ayıramıyorum kafamda. Yani hangisinden daha büyük haz alıyorumla alakalı... Bir yorum yapmam gerçekten çok zor. Böyle şey gibi de olmasın. İkisi de benim çocuklarım gibi falan olmasın da. <laughs> ee, yani ikisinin de verdiği haz gerçekten çok başka ve ben her zaman şuna inanıyorum. Tanrı bence herkese e, kaç milyar insansak herkese başka başka yetenekler bahşetti. Sadece konu bunu bulup keşfedip e, parlatabilmek. Çünkü... E, Yetenek kıymetli bir şey. Bu size bahşedildiyse bunu sunmanız gerekir. Saklarsanız bana biraz ihanet gibi geliyor açıkçası. Tabi aslında yani oyunculuk bence çok iyi de gözlem yeteneği olmasını da gerektiriyor bence oyuncuda. Yani o girdiğin karakterden çıkamadın oluyor mu mesela bilmiyorum böyle bazen öyle etkilermiş gibi geliyor nedense yani onu hissettiğini yani Mert olarak hayata devam ettiğin diğer işte günler ve saatler içerisinde o oyundaki karakterin içerisinden çıkamadın olabiliyor mu? Ya yani Veya şu an o, o öğleden de kafan da gidip geldiği anlar oluyor mu? Çok oluyor. Yani e, özellikle dizi yaptığım dönemde çok fazla o insan yani canlandırdığım karakter olarak hayatıma devam ettiğim için yani günün Tabii. minimum 10 saati 12 saati hatta sette o insan olarak yaşıyorsunuz. Ve yani bazen bir kere çok enteresan bir şey yaşamıştım. <laughs> Setten çıkıp e, Taksiye bindim. E, taksici böyle abi işte ner nereye gideceğiz böyle şey Üsküdar'a gideceğiz adam alırım diye böyle bir Anadolu şivesiyle cevap verdim adama <laughs> ve böyle adam da böyle bir şaşırdı. Ben, ben de ben de bir şaşırdım böyle <laughs> ne diyorum ben böyle, abi kusura bakma falan diye toparladım yani. Bazen tabi etkisinde kalabiliyoruz ama bunun da teknikleri var oyunculuk kısmıyla alakalı. E, yoksa deliririz yani. Evet, ben yani bana da biraz orası sanki böyle ince çizgiler varmış gibi. E, evet, bir evet, zamanı. biraz Sorarken öyle düşündüm. Biraz e, adamı çıldırtabilir tabii yani. Ya yani düşünsene katil oynuyorsun, tecavüzcü Düşün. oynuyorsun evet, yani falan. her karakter çok... kolay değil tabii, yani. Aynen dediğin gibi. Tabii yani onun içinde çok kalmak e, insanın akıl sağlığını bozabilir. Böyle de çok oyuncu var. Yani aslında... E, kırılma noktası e, için baktığımızda, yani kariyerin için söylüyorum şimdi artık oyunculuk şarkıcılık ayırmayacağım ama hani senin için kırılma noktasını gördüğün e, an, iş, proje e, hangisiydi? Yani böyle düşündüğünde aklına gelen ilk şey hep genel doğrudur ya. Benim e, ilkokulda, e, ilkokul birinci sınıfta e, Altıncada Kültür Merkezi'nde hiç unutmuyorum bir kovboy oynadım. Yani e, annem benim e, modelist, kıyafetlerimi annem çizdi. Yani kusursuz bir kostümdü benim için o gün sahnede benim için gerçekten dünya değişti ve o gün e, ben hep sahnede olmam gerekiyor kararını gerçekten şimdi diyeceksiniz ki yani pedagojik olarak bu mümkün değil evet değil aslında ama o bir hayal olarak sizin kafanıza yerleşiyor çocukken ve ben ondan kurtulamadım. Yani benim gerçekten dönüm günüm galiba o Altınzade Kültür Merkezi'ndeki piyes. Bir de tabii gerçekleştirmiş olduğun için de bence bu bir hayalden çıkmış artık. Çok, döndüğü için çok de mutluyum bunun büyütmek için. Büyütmek istemen çok haklı tabii. Çok mutluyum bunun için. Yani e, özellikle bu coğrafyada ben e, buradan izleyen ve sanatla uğraşan bütün e, kardeşlerime e, şunu tavsiye edebilirim. E, sanat hobi olarak yapılacak bir şey değildir. E, muhakkak kan ve ter dökmeleri gerekiyor yani mücadele edilmesi gereken bir konu vazgeçmek bir sanatçının yapacağı bir şey değil ben de çok zor zamanlar geçirdim konuyla alakalı parasız kaldım ya valilik yaptım bir sürü sigorta sattım falan bir sürü şey yaptım ama bunları yaparken hep sanat yapmak için yaptım bunları o yüzden şu anda bulunduğum yerden şükürler olsun çok mutluyum bu aslında bence yani günün sonunda nereye geldiğini nasıl hissediyorsun dediğimizde e, en güzel söyleyeceğin şey aslında şimdi söylemiş oldun. Evet. E, bu çok e, güzel bir cevap aslında. Şimdi tabii senin sıf kendi şarkıların yok. Yani kendi şarkı, kendi söylediğin dışında bir sürü sanatçı da verdiğin şarkılar var. İşte Gökhan Türkmen'den bir tanesi, Berkay Han Dünyası, Bora Özel gibi. E, aslında yani Gökhan'ın 7 albümünün e, yani en sevdiğim şarkıların birçoğu senin imzan var. Yani Estağfurullah. E, falan filan e, şerefine heyecan deli yani o albüm zaten çok başka bir albüm. Evet. Ee, o yüzden hani tekrar tebrik ederim. Ee, Estağfurullah. De seni de burada yani bu teşekkür için. ederiz. Başka bir şarkıcıya şarkı başka bir sanatçıya şarkı yazmak, ee, yani işte hiç çıkartmak çünkü onu çıkana kadar bilemiyorsun. Senin için bütün şarkılar belki ittir ama bazen de dinleyici aynı şekilde göremeyebilir. Ee, nasıl başka sanatçıya şarkı veriyorsun veyahut da orada yazarken bu Gökhan'ın şarkısı bence. Bu Berkay'a gider falan mı oluyor? Bazıları öyle dediği için böyle söylüyorum. Bilmiyorum yani en azından ben. Kendinden başkasının seslence şarkıyı nasıl anlıyor biliyorsun. Hatta öyle bir ayrım var mı senin için? Ben tercih değilim. Yani bir şahsın üstüne bir şeyler yapamıyorum. Bunu Gökhan'ı hariç tutarak söylüyorum. Çünkü Gökhan'la biz şarkıları beraber yazıyoruz. Yani yazdığımız anda yan yanayız, beraberiz. Hatta düzenlemelerine kadar nasıl olacağına kadar hmm. prodüksiyonuna kadar beraber karar verdik. 7 albümü için söylüyorum bunu. Yedi 7 benim hayatımın yüz aklarından bir tanesidir. Çok çok alın teri döktüğümüz, çok çalıştığımız, çok düşündüğümüz bir albüm oldu o bizim için. Yani bütün hepsine çok çalışıyoruz, çok kafa patlatıyoruz ama 7 hakikaten çok enteresan bir iş. Çıktı bizim bu coğrafyanın standartları için. nacizane benim fikrim bu tabii. Ben kendi başıma yazdığım şarkıları ya bu Berkay'a gider, Hande'ye gider, Bora'ya gider ya da... E, ...işte Zinet Sali'ye gider gibi bir şey olmuyor. Böyle bir talep geldiği zaman e, ben bir dosyam var bilgisayarımda o klasörü açıyorum. E, hangisi uyarsa ona gönderiyorum. Aslında yani... Ee, Hande benden şarkı istiyor, Hande'ye göre bir şarkı yazayım değil, ben daha çok aslında ...ilhamata tabi kalarak e, şarkı yazan bir adamım yani e, o sırada içimden ne geliyorsa çünkü baktığınız zaman e, şeye e, şarkı verdiğim isimlere işte bir tarafta Bora Uzer var, bir tarafta Hande Ünsal var aslında birbirlerinden çok farklı müzikler yapıyorlar. Evet yani skalayı bir yere koysan aslında çok başka çok bağımsız yani. yani çok bağımsız işler yapıyorlar. <laughs> e, o yüzden yani Şahıslardan çok ben o an hissettiğim şeyi yazmak, hissettiğim şeyi söylemekten yanayım. Bu karşı taraf tarafından beğeni görürse şarkıyı alıyorlar. Ama işte oturayım da ben Hande'ye bir şarkı yapayım ya da Berkay'a bir şarkı yapayım diye oturduğum bir şey yok. Bence bu işin biraz kalitesini düşüren bir şey gibi geliyor bana yani. Abi. Öyle bir yani üretim matematiği aslında yok. Eskiden öyle bir matematik olduğundan varsayarlar da pop müziği için öyle bir aslında matematik yok belli ki burada anlattığını öyle anlıyorum ben. Ya ben yani sanatta matematik olduğuna çok inanmıyorum yani. Ee, peki aslında tabii soruyu şimdi şuna çevirmek istiyorum. Şarkı sözü yazmak, beste yapmak böyle bunlar çok e, yani hakikaten tanrı vergisi şeyler. Çok kolay olduğunu, yani isteyerek olabilecek bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Evet. Ee, sana neler yazılıyor gibi de sorabiliriz veya... Böyle yani her anın var mıdır yazmak için yoksa böyle senin yazacağın veya beste yapacağın zaman evde bir sürü enstrüman da var diyorsun. Ee, öyle anlarım var mesela böyle bir anda arkadaşa ben gidiyorum ve şu an geldi İlham deyip şarkı yapmaya mı gidiyorsun senin için o Nasıl işliyor o iş? Şöyle e, biz e, Evde olduğumuz dönemde sürekli enstrüman Çalıyoruz zaten yani e, Yani o, o kadar enteresan bir şey ki işte Tanrı vergisi e, hikayesi hakikaten çok doğru. Ee, i̇lham denilen şeyin nerede, nasıl, ne zaman vuku bulacağı gerçekten belli Bir kere böyle otobüste bir kadın bana şey demişti yani. Yavrum sen deli misin demişti bana. Çünkü böyle... Böyle kapandım telefonla böyle bir şeyler söylüyorum telefona falan ama kaptırdım kendimi yani o şeyin içine. Hatta belki e, dinlemişsindir o şarkı. Yüksel'in diğer e, sessiz albümünde yılan diye bir şarkım var benim. Evet biliyorum. Hatta tekrar akustik ben Akustiğini yaptık. Ya. Evet Biliyorsun. beraber Biliyorsun. o şarkıyı böyle şeyde metrobüste böyle <laughs> falan diye böyle dışarı kaydediyorum Böyle karşımdaki kadın bana böyle dizime vurdu. Oğlum sen deli misin dedi bana. Böyle kaldım yok teyzeciğim ben şarkı kaydediyorum falan diyor. Yani çok Belli olmuyor nerede, ne zaman, nasıl olacağı hikayenin. Ben sadece çok çalışırım. Ee, hmm, mesela bir şampiyonu bir çalışansın belli ki o anlamda. Evet, yani aslında bunun için kendimi disipline etmiyorum. İçim sürekli bunu istiyor yani ben... Evde böyle minik bir stüdyom var, sürekli onun tepesindeyim. Sürekli yeni şeyler denemeye çalışıyorum, yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani evet, yetenek çok doğru ama çalışmak yeteneği geliştiren bir şey. Ee, evet, doğru o yüzden ya bu e, çok enteresan bir şey aslında yani e, ister istemez mesela bazen sete giderken çok yorgun oluyorum ve e, ya keşke bugün uyusam dinlenebilsem falan diye nazlandığım oluyor mesela dizi setlerine giderken hmm. ama müzikle ilgili çalışırken mesela hiç yani böyle 24 çok saat. Iyi, tabii kendi kendine kaldığın içindir diye evet, Bir de evet, çok evet. Sana özel bir an. O yüzden herhalde daha tatmin edicidir. Kesinlikle şey. öyle. Kesinlikle öyle. tabi ee, tabii yani e, bu süreçte yaparken her yere bakıyorum, ekströzde de bakıyorum. Seninle ilgili güzel bir yorum gördüm. Aslında çok uzun ama böyle kısa kısa, kısa kısmını söyleyeceğim. İşte seni tanıyan birisi oldu tahmin ettim. Çünkü <laughs> ne kadar işte bu işler içinde olman gerektiğini ve olduğunu ve çok mutlu olduğunu, işte senin doğumundan falan başlayarak yazmış bu kişi. işte oyunculuk eğitimi aldığını, sesinin işte şu kişiler arasında benzer işlediğini filan söylemiş. Evet. İşte hatta soyadının ne anlama geldiğini işte anlatmış. <laughs> suçlu kabahatten geçiyor filan demiş. En sonunda evet. şöyle demiş. Emrediyorum Merdo. Daha fazla şarkı yaz. Ne Emre canım o nasıl söz? İstirham mı o demiş. Senin yani evet. bir şarkınla evet. kapatmış. Ya Aslında bunu şu yüzden de okumak istedim. Böyle yorumlara geldiğimde hoşuma gidiyor. Yani çok işten olduğu için aslında söyledim. Senden ben de şimdi böyle bu söyleşi için hazırlanırken aslında senin ismini hep duyuyordum. Hep biliyorum şarkılarını da biliyorum. Ama daha az şarkın olduğu için ya diyorum herhalde Mert bir yerde böyle bir bir Mert senesi olacak işte. Yani 2022, ben Mert'in senesi yani Şarkıların bir sürü var ama senin sesini daha az duyuyorum. Yani en azından yenilen şarkı açısından söylüyorum bunu. Ee, bu sene için böyle bir, yani yeni şarkına bağlayacağım konuyu ama e, daha böyle aktif olarak seni göreceğimiz bir zamanına adım atıyor muyuz? En azından e, öyle bir yere e, evrildi mi şu an seninle alakalı bu iş? E, evet, e, yani ben biraz e, küstüm gibi oldu bir dönem. Aslında küsmedim üretmeye hep devam ettim yani aslında üret yani kendi işimi çıkarmadığım dönemde işte Gökhan'da şarkım çıktı. Evet ee... ya aslında albüm yapmışsınız. Evet, ya. yani. Yani ben kayda şarkım çıktı o sırada tiyatro oyunu yaptım ee, işte bir tane dizi yaptım yani çok çok aslında böyle şeyden koptuğum bir şey olmadı. Ee, şimdi 45-50 gün ortalamayla galiba tek tek single'larımızı çıkaracağız çünkü bunu şey için söylemiyorum samimiyetime lütfen inanın. Ee, çok şarkı var elimde. Eee bu ediyorum. bu bu şarkıları yani oturup biz dinlememeliyiz gibi bir kafaya geldik. Evet, Gökan Ben de herkes doğru söylüyorsun? Gökhan'la Sinem bununla ilgili çok bana senelerdir zaten hep Hadi Mert Hadi Mert Hadi Mert Hadi Mert yani Artık bunu bir düzene sokalım ve düzenli çıksın bu işler diye çok konuştular. Sonunda ben de ikna oldum. Artık böyle 45-50 gün ortalamayla özellikle dijital ağırlıklı yani çok televizyon kanallarına verir miyiz vermez miyiz bilemediğim işler peşi sıra çıkaracağız. Çünkü bir besteci olarak aslında benim de söylediğim şarkıların bir kataloğu olmalı. Ben YouTube, Spotify gibi yani dijital içerik dinlediğimiz platformlara aslında bir sanatçının kataloğu olarak bakıyorum biraz. Öyle artık yeni dünyada öyle oldu. Abi. O yüzden bir katalog benim de orada oluşturmam lazım. Yani bu seneki planımız bu sene içinde bu şarkıyla beraber 5 şarkı çıkarmak. evet Bu aslında <laughs> yani bu söyleşinin sonunda söyleyeceğimiz söylüyor. Şimdi söylemiş olduk. Ya zaman Mert Ceren'le alakalı e, yaptıklarını takip edenler için Mert'in bu sene daha fazla içeriğin çıkacağını şimdiden aslında söylemekte sakınca yok. Evet inşallah. E, evet bir mani olmazsa. Aslında ben demin soracaktım ama şimdi üretmekten konu geldiği için atlamak istemiyorum. Sen tabi dizi müziği de yaptığın için yani skor müziğe yakın bir şey bu söylediğim şey. <laughs> yani sözlü müzik yine de belki çıkmıştı dizide en azından inadına aşkı bildiğim için söylüyorum. E, skor müzik bana çok böyle yani bu işin artık uç noktası gibi geliyor. Çok da zor bir şey bence. Söyleşide gördüm e, Meat Joble'in şarkılarını yapmak istediğini söylemiştim. Yani böyle az film vardır aklımda kalıp. Yani gerçekten sinemada böyle ağlıya ağlıya çıktığım, evet. acayip etkilendiğim e, çok özel bir film olduğunu düşünüyorum. E, Kesinlikle. Bu yani bir filme işte diziye müzik yapmanın e, nasıl olduğunu aslında çok da bilmiyorum. Biraz senden duymak istiyorum. Yani o e, sahneyi o anda nasıl görüyorsun, düşünüyorsun bunu yapmak birazcık daha bana Artık profesyonelle başka bir dalı gibi geliyor. Bir de orayı sana duymak istemiyorum aslında. Şimdi en son oynadığım e, dizinin bir yandan müziklerini Serkan Ölçer ve Ece Öçerle beraber e, yaptık. <laughs> Be benim için çok sevdiğim bir alan. Çünkü e, e, oyuncu da olduğum için nacizane <laughs> sahneyi izlerken orada ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Kameranın arkasında ne olduğunu, oyuncunun o orada neler hissettiğini çünkü metinleri okuyoruz muhakkak. Şimdi bir müzisyenin metin okumasıyla benim metin okumam arasında tabii çok fark var. Dolayısıyla sahnenin duygusunu çok çabuk yakalayabiliyorum ben. Aslında benim diğer müzisyen arkadaşlarımdan, kardeşlerimden farkım dizi müziği yapan. Ee, onlardan farkım sadece e, biraz daha çabuk duyguyu yakalayabilmem, daha çabuk e, adresi doğru bulabilmemle alakalı. Çünkü metin incelemeyi yani bir önünüze bir senaryo geldiğinde nasıl okunması gerektiğinin eğitimini aldığım için benim için bu biraz daha kolay bir hale dönüşüyor. Ama scoring yapmak yani e, o kadar enteresan ki benim için e, şimdi e, ana sazım perküsyon ve bir oyuncuyum. Ve sahnenin her sahnenin bir ritmi vardır. Yani her yönetmenin aslında. Ve böyle bir filmi açın, bir metronom aleti koyun, e, tut, filmin metronomunu oturttuğunuz zaman o filmin sonuna kadar o metronom gider. Kurgudan tutun, hmm. müziğine kadar, oyunculuklara kadar. E, o yüzden e, ben mesela ilk e, işin hep ritmiyle ilgileniyorum. Hep ritmini önce bulup e, ritmini yakalayıp... üstünde inşa diyorsun. Sonra e, özellikle scoring de <laughs> yani işi dizerken sahnelerin altına ritim çok önemli bir yer teşkil ediyor sahnenin ve işin bütünlüğü ve ritmi. O yüzden e, çok keyif aldım çok e, severek yaptım hatta Gökhan'la e, beraber bir sinema filmi yapmak istiyoruz hayallerimizden biri. Hatta böyle senaryosunu kendimiz çektiğimiz yani komple bundle olarak kendimiz yapmak istediğimiz bir iş var. Ama onun dışında Gökhan'la işte biz inadına aşkı yaptıktan sonra birkaç tane daha iş yaptık. Ben tiyatro oyunları, müzikleri de yaptım birçok kez. Bir işe müzikle ruh katmak çok şahane bir duygu yani. Başka bir boyut kazandı eminim çünkü bir %100. filmi müziksiz izlemekle yani o arkadaki müzikle izlemek gerçekten işi bambaşka bir boyut katıyor, Kesinlikle yani öyle. Daha yüksek olduğundan %100 eminim ben de. Kesinlikle öyle. O zaman bu kısmı en azından senin şarkılarınla bağlayayım istiyorum. 2016'da kış düşmeden, İstanbul 2018, senden sonra 2020'de yeni yıllar var. arkasından işte 2021'de dediğin gibi Gökhan'la albüm yaptığı bir sürü de işim var belli ki. Ama senden bir şey duymamışız. Ta ki işte birkaç hafta e, öncesine kadar. Aklımda hep sen, yeni şarkın. Biraz bu şarkı konuşalım. E, klibini, işte bu bir başlangıç belli ki. Bundan sonra inşallah daha fazla şey duyacağız. İnşallah. E, ben susayım, sen anlat bununla alakalı şeyleri. Eee, şimdi e, biz her seferinde çıkardığımız işlerde dediğim gibi çok şanslıyım. Bir müzik adamıyla, e, yani bir müzik adamının yapımcım olması vesilesiyle. E, <laughs> Her benim şimdi dinliyorum çıkardığım şarkıları hepsi birbirinden aslında tarz olarak en azından düzenleme bakış açısı olarak birbirinden farklı ve yine e, aklımda hep sen de biraz genelin dışındaki orada Genco Arı'nın aranje e, alameti, farikası çok önemli. Müthiş, kıymetli bir müzisyen. Çok değerli bir e, müzik adamı Genco. Evet, Genco'yu almadan olmaz gerçekten. de. E, hakikaten. Yani e, Genco bence e, ülke standartlarının e, bir tık üstünde bir müzisyen. Onunla çalışmış olduğum için de çok şanslıyım. Aklımda hep sen biraz aslında bundan sonra yapacağımız işlerin biraz daha sinyal ee, ...cisi bir iş oldu yani e, benim hikayemin nereye gideceğinin ...başladığı bir yer oldu çünkü e, çıkardığım ilk üç şarkıda biraz dinlensin ya gibi bir arzum vardı yani bunu şey olarak rakamsal olarak söylüyorum yani e, çok dinlensin e, çok fazla kişiye ulaşsın e, yine tabii bütün işlerimizi öyle e, tasarlıyoruz öyle yapıyoruz ama e, Artık biraz daha salmış durumdayım konuyu. Yani ben bir üreticiyim. Daha bir... özgücü üretiyorsun. Evet. Beyaz ben öyle anlıyorum. Evet, bi, 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 ben bir üreticiyim ve üretmek zorundayım. Yani e, ürettiğim şeyleri ben e, dinlenirliğe açmak mecburiyetindeyim. Artık biraz öyle bakıyorum konuya ve daha e, ya burada ut mu kullansak, ut kullanırsak daha radio friendly bir ...yere gidiyor radyolar hani daha çabuk alır bu şarkıyı falan gibi e, duygulardan biraz uzaklaştım. E, artık daha e, kendi istediğim, kendi içimde dönen şeyleri yapacağım. O yüzden de sık üretmek e, bana çok iyi gelecek. Ee, yani aslında bence müzikte kural kalmadı diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Ee, Hiçbir zaman yani yoktu. Oraya geldiğimizde çok eminim. O yüzden sen de tabii yani şu an söylediğin şey bana birazcık öyle de gibi geliyor. O yüzden Hı. daha neler yapacağını çok merak ediyorum aslında. Tüm sorularımı sordum, yani aklımda hep sen şu an şu an aklımıza getiren senin şarkının o ama ondan sonra gelen ne olacağını tabii ben çok merak ediyorum. Sormadım sormadığım, atladığım bir şey olabilir? Anlatmak istediğin bir şey varsa hani mikrofon senin. Ben her seferinde senin yazılarını şahsımla alakalı ve yaptığım işlerle alakalı okurken çok mutlu oluyorum. Bence ben müzik yazarları içerisinde. E, işin içinde emeği olan insanları atlamadan, e, hakkını vererek e, değerlendiriyorsun. Bu nazik davetin için de çok teşekkür ederim. E, i̇nşallah biz hep üretiriz, sen hep yazarsın. E, gerçekten e, bu işi adil ve hakkıyla yapan nadir insanlardan bir tanesisin. Ben şahsım adına e, çok teşekkür ederim bunun için teşekkür ederim. Utandırdın. O geldin. Konuk oldun. Dilerim yüz yüze bir yere geliriz. Ben senin enerjinden böyle çok pozitif bir enerji alıyorum. Üç yüz yüze gelemedik belki ama <laughs> evet. e, umarım ilk buluşmada tekrar daha çoğunu yapalım bunların. İnşallah. E, kendine çok iyi bak. Çok Siz, teşekkür ederim. Sen Gerçekten de öyle. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim her şey için. Hoşçakalın.